Bir kadın düşünün. Güçlü, korkusuz, yenilmez ve cesur. Bu kadın adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Dünyanın ve Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun. Günümüz Türkçesiyle Demir Hatun. Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen ve bugün de Yakutlar olarak bilinen İskitlerin kadın Türk hakanıdır. Kocası öldüğü için İskitlerin başına geçmiştir. Pers kralı Kairos, yeni Babil krallığına son verip Mezopotamya'yı hakimiyeti altına aldıktan sonra büyük olasılıkla Mısır'ı ele geçirmeyi planlamıştı. Ancak gerçekleştirdikleri yıpratıcı akınlarla imparatorluğun kuzeydoğu sınırını oluşturan yerleri tehdit eden İskitler, Kairos'un Orta Asya'ya ikinci bir sefer düzenlemesini gerektirmişti. Kairos döneminde İskitlerin başında Tomris Hatun bulunmaktaydı. İskitlerin saldırılarını kesin şekilde durdurmayı amaçlayan Pers kralı, Tomris'e karşı sefer düzenleyerek Seyhun Nehri'nin ötesine geçmiş ve burada kendi ismine ithafen Kairopolis adında bir garnizon askeri birliklerin bulunduğu şehir inşa ettirmişti. Kairos'un İskitlerle olan mücadelesi hakkında en ayrıntılı bilgiler Herodot'a aittir. Herodot'a göre Kairos Babil'i ele geçirdikten sonra İskitler üzerine sefere çıkmıştı. İskit hükümdarı Tomris'e elçi göndererek kendisiyle evlenmek istediğini bildirmişti. Ancak onun asıl amacının İskitleri Pers egemenliğine katmak olduğunu anlayan Tomris, onun bu isteğini kabul etmemişti. Pers kralı bu hileyle İskitlere boyun eğdiremeyeceğini anlayınca asıl niyetini gösterip ordusunu Aras Nehri üzerine getirtmişti. Ardından ordusunun nehri geçebilmesi için bir köprü inşa ettirmiş ve bu şekilde nehrin karşı tarafına geçmişti. Bir süre sonra Tomris, Kairos'a elçi göndererek ona kendilerine saldırmaktan vazgeçmesini bildirmişti. Eğer vazgeçmezse, İskit ülkesine doğru yoluna devam etmesini söylemişti. Pers kralı ve esir alarak beraberinde götürdüğü Lidya kralı Kroisos, İskitlere boyun eğdirmek için bir plan kurmuştu. Bu plan doğrultusunda Kairos'a büyük bir ziyafet düzenlenmesini, ziyafet sona ermeden Pers ordusunun zayıf güçteki askerlerini bu ziyafetin başında bırakıp ordunun geri kalanıyla birlikte nehrin kıyısına geri çekilmesini söylemişti. Ziyafeti gören İskitlerin harekete geçip ziyafetten yararlanmak istedikleri esnada onların bu zayıf anını fırsat bilen nehrin kıyısındaki Pers ordusunun saldırıya geçmesini istemişti. Bu doğrultuda planı uygulamışlardı. Ziyafeti gören Tomris'in ordusunun üçte biri ziyafet alanına gelmiş ve buradaki Pers askerlerini öldürerek ziyafetteki yemeklerle karınlarını doyurmaya başlamışlardı. Yemek sırasında içtikleri şarabın etkisiyle sarhoş olan İskit askerleri bir süre sonra uykuya dalmıştı. Bu durumu gören beklemedeki Pers ordusu İskit askerlerinin üzerine saldırarak bir kısmını öldürmüş, bir kısmını ise esir almıştı. Esir alınanlar arasında Tomris'in oğlu Spargapises de vardı. Spargapises sarhoşluktan ayılıp aklı başına gelince ellerinin çözülmesi için Kairos'a yalvarmıştı. Bu isteği yerine getirilince Perslerin elinde esir olmaktansa ölmeyi tercih edip ani bir hareketle kendisini öldürmüştü. Oğlu ve askerlerinin bir kısmının öldüğünü haber alan Tomris, Kairos'a bir mesaj göndermiş, "Olanlardan gururlanma. Cesaret ile değil, hile ile kazandın. Oğlumun ölüsünü bana geri ver ve ordularıma ettiğin hakarete rağmen cezalanmadan ülkemden çık git. Eğer böyle yapmazsan, İskitlerin güneş tanrısı üzerine yemin ederim ki ne kadar haris olursan ol, seninle başa çıkacağım." demiştir. Kairos bu tehdide kulak asmayınca Tomris savaş hazırlıklarına başlayıp Kairos'un üzerine yürümüştü. Milattan önce 529'da Oxus bölgesinde sabah vaktinde çok şiddetli bir savaş başlamıştı. Her iki ordu da uzun süre birbirlerine üstünlük kuramamıştı. Ancak savaşın ilerleyen anlarında Pers askerlerinin çok büyük bir bölümüyle beraber Kairos'ta öldürülmüş ve böylece Pers ordusunu yenmeyi başarmışlardı.
savaşın ardından Tomris elinde kan dolu bir tulum ile ölüler arasında Kairos'un cesedini aramıştı. Kısa bir süre sonra Kairos'un cansız bedenini bulup kafasını kanla dolu olan tulumun içine sokmuş ve şu sözleri söylemişti. ''Canım sağ ve savaştan zaferle çıktım. Ama sen hileyle oğlumu yakalayarak onu öldürdün. Şimdi sana söz verdiğim gibi hayatında kan içmeye doymamıştın. Şimdi benim elimden kana doyuyorsun.''